Ya nasıl, ne yapıyorsun? Ne zamandır görüşmedik? Bütün videoya başlamadan önce size inanılmaz güzel bir haber vermem gerekiyor dostlarım. Hazır mısınız? Yeşil ekran aldım. Bu da demek oluyor ki... I don't know what's going on. Biliyorum videonun girişinden bunu pek anlamadınız ama bugün konumuz daha ciddi. Bana en çok sorulan soru, Gülse, İngilizce'de kendimi tanıtabiliyorum. I like apples diyebiliyorum. Birkaç bir şey izleyebiliyorum ama ne kendim konuşmaya gelince günlük hayatımda çok fazla konuşabiliyorum. Ne de böyle biri bir şey sorduğu zaman arada takılmadan cevap verebiliyorum falan gibi sorular geliyordu. Ve bunları daha kolay bir şekilde halledebileceğinizi düşündüğüm ve bir duvara çarptığımızda hani birazcık daha yolunuzu açabileceğini düşündüm. Bazı tavsiyeler vermek istedim. Bunlar daha önce pek hakkında konuşmadığım şeyler. Konuştuysam bile böyle bir twistle size anlatacağım. Yani böyle yapabilirsiniz ama şu şekilde yapmayı unutmayın tarzında bazı tavsiyelerim var. Eğer beni tanımıyorsanız ve bu videoya denk geldiyseniz diye söylüyorum. Güse senden tavsiye alıp alamayacağıma pek emin olmadım diyorsanız i butonuna İngilizce konuştuğum İngilizce bir videomu bırakırım. Onu izleyerek kararınızı verebilirsiniz. Çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Bu video sadece İngilizce tavsiyeleri, İngilizce öğrenmekle alakalı değil. Aynı zamanda MUN nedir, ne değildir ve MUN hakkında benim size verebileceğim bazı taktikler de var. Çünkü İngilizce geliştirme konusunda MUN'lar çok önemli diye düşünüyorum. Özellikle liseye geçtiyseniz harika bir etkinlik ve ne olduğunu bilmiyorsanız şu an Gülse ne diyorsun, MUN ne falan diyorsanız da videonun birazcık daha ilerleyen kısımlarında ondan da bahsedeceğim. Eğer sadece MUN tavsiyeleri için buradaysanız şu çubuğun üzerinde zaten görebilirsiniz, oralarda izleyebilirsiniz. Bu kadar. O zaman İngilizce öğrenme konusunda ilk tavsiyemizle başlayabiliriz. Bunun için arka fonumuzu ayarlayalım. Başka? Bu yeşil ekranla gerçekten gereğinden fazla eğleneceğim. Buna hazır olun. Yani birazcık bir süre sıkabilirsiniz ama sonra hevesim geçer diye düşünüyorum. Neyse, değiştiriyorum. Evet, bu tamam. Bu çok güzel oldu. Okuldaki derslerinizde ya da kursa falan gidiyorsanız orada kullandığınız bir İngilizce defteriniz zaten vardır diye düşünüyorum. Bu klasik A4 boyutunda ya da A3 boyutunda. Bir A3 mü? Ağaç boyutunda defter mi olur böyle? Öyle daha resmi bir defteriniz vardır diye düşünüyorum. Ama ben şimdi size bunun haricinde bir deftere sahip olmanızı önereceğim. Hani en büyüğü şöyle ama ben bundan bile küçük defterleri tavsiye ederim. Böyle bir defteriniz olsun. Bu defteri ne için kullanacaksınız? Mesela bir dizi izliyorsunuz ya da film izliyorsunuz. İngilizce herhangi bir şey bakıyorsunuz. Aa, bu ne kadar güzel bir kullanım ya. Çok hoşuma gitti. Kendimi de anlatabilmek için kullanabileceğim bir şey bu. Günlük hayatıma benim bu kullanımı bir şekilde adapte etmem lazım dediğiniz bir şey olduğu anda açıyorsunuz. Hemen yazıyorsunuz ve kendiniz orada onu nasıl kullanabilirsiniz? Aklınıza ilk gelen örnek cümleyi de altına hemen not ediyorsunuz. Öyle olmak zorunda değil. Bir kelime gördünüz. Dediniz ki bu kelime kesin benim ileride işime yarar. Öyle olur ya bazen. Bende çok oluyor. Bu kelimeyi ben kesin sonra kullanmak isterim. Sonra düşünürüm. Sonra aklıma gelmez. Kendime sinirlenirim. Dediğiniz bir şey olduğu anda hemen yazıyorsunuz. Ve sonrasında canınız sıkılınca bile tekrar bu deftere bakabiliyorsunuz. İkinci maddede bu deftere yazabileceğiniz başka şeylerden de bahsedeceğim. Ve bu defteri nasıl daha yoğun bir şekilde kullandığınız bir aslında alet haline getirebileceğinizi de anlatacağım. İkinciye geçebiliriz. Ama geçmeden önce ne yapmamız gerektiğini bence biliyorsunuz. Tamam. Kitap okumamız gerektiğini zaten biliyoruz. Bu Türkçe'de de geçerli, İngilizce'de de geçerli. Hangi dil öğreniyorsunuz bunda geçerli. Fakat kitap okuyası gelmiyor bazen insanın. Kendi ana dilinizde okuyasınız varsa bile öğrenirken birazcık daha zorlandığınız ve anlamakta biraz güçlük çektiğiniz bir dilde kitap okumak daha da artık böyle bir zorunluluk haline geliyor. Çünkü maalesef kafamızda kitap okumak ders olarak kodlanmış oluyor. İngilizce derslerinde olsun ya da daha önce bize ödev olarak verilen kitaplardan dolayı olsun. Bu bize ders çalışmak gibi geliyor. Bunu çevirebilmek için ilginizi çeken bir konuda, böyle arkasını okuyunca gerçekten ilginizi çeken, daha nispeten ince ve çabuk bitirebileceğiniz, bitirince İngilizce kitap okudum ve bitirdim şeyine hissedebileceğiniz, onun gururunu yaşayabileceğiniz bir kitap bulabilirsiniz bence. Böyle bir kitap alın, okuyun. Çocuk kitabı da olabilir. İlla çocuk kitabı deyip "Aa, bu çok miniklere hitap eden bir şeydir bu kesin" falan diye düşünmeyin. Çocuk kitabı olması sadece birazcık daha belki anlatılması kolay haline getirir. Ona bakılırsa Coraline bile çocuk kitabı olarak geçiyor ama çok güzel bir kitap falan filan. Okuduğunuz chapter'da mesela bilmediğiniz bir kelime var. Durdurup kitap okuyuşunuzu, kitabı kenara koyup, açıp, Turing'e girip, o kelimeye bakıp sonra devam etmek yerine tek yapmanız gereken şey yanınızda o minik defterinizi tutmak. O chapter boyunca aklınıza gelmeyen ve böyle bu kelimenin ne demek olduğunu gerçekten anlamayı isterim ve kullanmak isterim diye düşündüğünüz kelimeleri hemen yazın. Yanınızda bir kalem kağıt bulundurmak gerçekten zor değil. Hele öyle bir defteriniz varsa
mutlaka yanınıza bulundurursunuz zaten. Ve oraya o kelimeyi yazın. Böylece okuyuşunuzu durdurmamış oluyorsunuz. Hani sadece not alıp devam etmiş oluyorsunuz. Ve ilk chapter'ı bitirdiğiniz zaman, ilk bölümünüzü bitirdiğiniz zaman o kelimelerin olduğu bir kağıdınız olacak elinizde. O sayfadakilerin hepsine teker teker bakabilirsiniz bittiği zaman ve anlamlarını o kelimelerin yanına yazabilirsiniz. Hemen örneği gösteriyorum. Coraline kitabında bunların hepsi benim ilk bölümde bilmediğim kelimeler. Mesela neler varmış? Etik var, tavan arası. Bana şu an etik deseniz tavan arası olduğunu bilirim. Çünkü bu kitabı okuyalı bayağı zaman oldu ve ben bunlara dönüp dönüp bakıyorum. İşin en güzel tarafı bu ve en çok üzerinde durmak istediğim, vurgulamak istediğim nokta da bu. Çünkü bu kelimelerin yazdınız, anlamlarına baktınız, onu da yazdınız. Bu kadar deyip kapatırsanız, bir daha asla bakmazsanız o uçar gider kafanızdan. Bu yüzden bilmediğiniz kelimelerin yanına anlamları da yazıp ondan sonra geri dönüp bunlara tekrar bakmanız lazım. Herhangi bir yerde duyduğunuz, gördüğünüz kelimeleri yazabilirsiniz. Hem de kitap okurken durup kelimeleri, anlamlarını ve hoşunuza giden kullanımları bile. Hatta hoşunuza giden ne kadar güzel bir yapı oluşturulmuş, ne kadar güzel bir cümle dediğiniz cümleleri bile buraya yazıp kendinizi çevirmeye çalışabilirsiniz. Bundan üçüncü maddemize geçiyoruz. Evet. Üçüncü maddemizde de tek yapmanız gereken şey şarkı dinlemek dostlar. Bir önceki maddede kitap okumak demişken hepsi yani dizide, filmde de geçerli. Bunu zaten anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Bir film izlerken de bilmediğiniz kelimeleri yine o az önce söylediğim şekilde bir defter tutup ona yazabilirsiniz tabii. Fakat şarkı dinlemek birazcık daha farklı. Çünkü şarkılarda her zaman tamamlanmış günlük hayatta kullanması kolay cümleler olmayabiliyor. Tabii Taylor Swift falan dinlemiyorsunuz çünkü eğer Taylor Swift dinliyorsanız kadın hikaye yazıyor yani şarkılarında, o yüzden hepsinde mükemmel cümleler görebilirsiniz. Ama böyle işte dans etmekle alakalı olabilir, bir yerlere gitmekle alakalı olabilir, çoğunluğu aşkla alakalı bir sürü şarkı var zaten. Sadece melodisi hoşunuza giden ve sözlerini merak ettiğiniz bazı şarkıların İngilizce hallerine bakın. Sonrasında kendiniz çevirmeye çalışın. Bakın bu çok önemli. Çeviriye bakmak hiçbir zaman düzgün bir sonuç vermeyecek size. Çünkü bazen çeviriler o kadar garip oluyor ki ben Türkçesini okuyunca anlamıyorum. Ama İngilizcesini okuyunca kafamda noktaları birleştirince gerçekten ne anlatmaya çalıştığını anlayabiliyorum. Bu yüzden kendinizi çevirmeye çalışın. Tabii ki kelime bilginiz bütün şarkılardaki her şeye yetmeyebilir. Benim de yetmiyor. Ama teker teker bu kelimeni bilmiyorum deyip cümle içindeki kelimelere bakarak onu çevirebilirseniz mükemmel bir his oluyor. Madde sayımızı unuttum ama sıradaki maddeye geçelim. Kendi kendime konuşmak yapmayı en sevdiğim şey. Ne zamanki düşüncelerimle baş başa kalabileceğim bir an var, hemen böyle sanki birilerine röportaj veriyormuşum gibi ya da bir şova konuk olmuşum gibi İngilizce bir şeyler anlatmaya başlıyorum. Eğer çevrenizde sürekli İngilizce konuşabileceğiniz biri yoksa, özellikle şu an evde kalmamız gerektiği için, belki arkadaşlarınıza Zoom yapıp sadece İngilizce konuşan bir Zoom yapalım hadi 15 dakikalığına falan diyebilirsiniz. O çok tatlı olur. Bu da ayrı bir öneri olsun. Ama çevrenizde sürekli İngilizce konuşabileceğiniz birileri yoksa bu çok güzel bir yöntem. Mesela yatmadan önce ya da peri gezdirirken, dışarıda dolaşırken kendi kafamda bir şeyler düşünüyorum. Hatta duş alırken bile mesela saçımı yıkıyorum, böyle şey falan diyorum. Yeah, this shampoo is really great and the conditioner, they work so well together and my hair has never felt better falan diyorum. Böyle insanlara şampuan öneriyorum. Kime? Kimseye, duvara. Ama bunları kendi kendinize konuştukça günlük hayat İngilizcesi ve günlük hayatta gerçekten kullanacağınız böyle çok resmi falan olmayan konuşmaları kendi kendinize yapabilirsiniz. Birazcık da pratik etmiş oluyorsunuz. Sonra onda yaptığınız işi bitirdiğiniz zaman da mesela ben peri gezdirdim diyelim. O sırada kafamda konuştum. Aklıma bir şey takıldı. Ya şu cümleyi acaba nasıl kurabilirim diye düşünüyorum. Ya da bu kelimenin İngilizcesini bilmiyorum diyorum. Hemen eve gelince bakıyorum. Turing'i açıyorum. Turing zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum hepiniz. Açıyorum, bakıyorum ve diyorum ki evet, bundan sonra bunu kullanabilirim. Sıradaki maddemiz sosyal medya. Sosyal medya konuşma pratiği için ve özellikle yazma pratiği için çok işinize yarayabilecek bir şey. Takip ettiğiniz kişileri ve keşfetinizi olabildiğince öğrendiğiniz dile çevirmeye çalışın. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız ve diyorsunuz ki hayır, ben hani Türkçe olan bir sürü takip ettiğim, sevdiğim insan var. Tabii ki onları takipten çıkın demiyorum. Ama sadece bu iş için mesela bir Pinterest hesabı açabilirsiniz. Bir Instagram hesabı açabilirsiniz. Tabii ki kendi fotoğrafınızı paylaşmak zorunda asla değilsiniz. Sadece takip ettiğiniz kişileri, keşfet sayfanızı, TikTok'taysanız For You page'inizi, hepsini olabildiğince İngilizce içeriye çevirmeye çalışın. Tabii İngilizce öğreniyorsanız. Ve bu tarz fotoğraflarla etkileşime girin. Böylece sadece o tarz fotoğrafları beğenirseniz, sadece İngilizce mimlere yorum yaparsanız, sadece bu tarz şeylere bakarsanız karşınıza daha fazla İngilizce içerik gelecek. Gülse biz Türk'üz, işte benim telefonumu İngilizce kullandığımı gören insanlar bile niye öyle yapıyorsun biz Türk'üz diyenler olabiliyor. Hayır, bunun Türk olmakla alakası yok. Tabii ki Türk'üz. Sadece o anda o dili öğreniyorsanız
olabildiğince fazla yerde o dile dair bir şeyler görmek insan beynini çok güzel etkiliyor bu konuda, öğrenme konusunda. Şimdi bu konudaki son maddemize geldik. Bu da videonun sonrasına bağlantılı olacak. Yani anladınız biraz. Etkinliklere katılın. Arka planı değiştirmeyi unuttum. Etkinliklere katılmayı unutmayın. Şimdi bu etkinliklerden benim favorim olan eviren hakkında nedir, ne değildir ve benim size verebileceğim, kendim uyguladığım bazı bir iki taktikten de bahsetmek istiyorum. Eviren nedir? Model United Nations, yani Birleşmiş Milletler'de gibisiniz ve orada bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Ama tabii herkes liseli. Bir konferans düşünün, bayağı bir kişinin katıldığı ve bu konferansta herkesin komiteleri oluyor. Yani gruplara ayrılıyorsunuz kısacası. Bu komitenin de üzerine bir makale, bir görüş kağıdı, position paper yazması gereken bazı konuları oluyor. Ben mesela Morokko'ydum, yani Fas. Ben Fas delegelerinden bir tanesiydim. Fas delegesi olarak Fas ne düşünüyor bunu anlatıyorum. Tabii ki Fas'la bir alakam yok ama ben Fas olduğum için bu konuda ne düşündüğümü anlatıyorum. Tabii bazen bazı ülkelerin politikaları çok netse o ülkenin söyleyeceğinden tam zıt bir şey söyleyemezsiniz. Yani o ülkenin ne düşüneceğini birazcık da kafanızın arkasında tutmanız gerekiyor. Ama çoğunlukla kimse böyle şey demiyor işte. 1900 bilmem kaç yılında bu ülke bunu reddetmişti, sen nasıl böyle dersin falan. Hayır, öyle bir şey kimse söylemiyor size. Bunu düzenleyen çok fazla lise var. Yani Türkiye'de birkaç sene öncesine kadar o kadar da yaygın değildi ama şu anda bayağı yaygın. Ve Covid-19 sebebiyle de artık her şey online'a döndü. Katılmak birazcık daha kolaylaştı diyebiliriz bence. Çünkü bilgisayarınızı açıp sadece başvuru falan yapmanız gerekiyor. Kabul olduğunuz anda direkt katılmış oluyorsunuz. Bu arada eğer ilk kez bir MUN'e katılacaksanız first timer diyecekler size. Diyecekler ki sen first timer'sın. Şu anda sen çok fazla şey yapma ama yine de birçok şey katabilirsiniz. MUN'e dair benim en çok hoşuma giden şeylerden biri. Bir, tabii ki kendimi geliştirmem konusunda çok yararlı oldu bence. İkincisi, arkadaşlıklar edinebiliyorsunuz. Çünkü öbür türlü sadece kendi okulunuzdaki insanlarla tanışıyorsunuz. Ama MUN'de bir sürü okuldan bir sürü sizin yaşlarınıza insanlar gelmiş oluyor. Ve bakar mısınız? Morokko. Kimsenin adını vermeyeyim ama buradan zaten çok gözükmez. Bu masamızda duran isim kartının içinde hepimiz birbirimize notlar yazdık. Bazı kişiler Instagramlaştı. Böyle mi deniyor? Takipleşti. Bir sürü şey yazıldı. Hatta bu videoyu izliyor mu da bilmiyorum ama Elçin ve Nisa ve Merve ve Zeynep'e buradan sevgiler göndermek istiyorum. Çok yakın olduğumuz ülkelerdi kendileri. Ülkeleri temsil ettiler. Böyle farklı delegeler size not yazabilir. Şimdi size hayatımdaki en büyük havamı atıyorum. Hazır mısınız? Çok iyi, tatlısın ve ilk MUN'un olmasına rağmen çok güzel konuştun. Buna United Arab Emirates söylemiş ve hazır mısınız? Bir first timer'a göre gerçekten çok iyiydin. Bunu da İran söylemiş. Bunun haricinde bizim MUN'de bir fotoğraf şeyi vardı. Şu an bu çok parlıyor. İyi ki de parlıyor. Saçma sapan şapkalar falan takıp bir şeyler yapmıştık. Bu işin eğlenceli tarafı. Birazcık daha ciddileşmek gerekirse size muhtemelen study guide denen bir şey verilecek. Yani çalışmak için önceden okumanız gereken bir kağıt destesi bu. Ben bunun çıktısını almıştım. Çok gerek var mıydı derseniz bilemiyorum ama bence işime yaradı yani. Size önceden verilen bu study guide'ınızı mutlaka okuyun. Ve okurken böyle bilmediğiniz bazı kelimelere tabii ki bakın. Hep beraber üzerine makale yazacağınız konunun bütün detaylarıyla her şeyi yazıyor şu kağıtlarda zaten. Yazı yazılırken katacak bir şeyleriniz olur. Anladınız mı? Çünkü özellikle first timer'sanız etrafta neler olduğunu pek bilmiyor olacaksınız. Yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de bol bol gönüllü olmak dostlar. Ben de şu konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Konuşmanız toplamda 30 saniye mi? Olsun. Çıkın, konuşun. Söyleyeceğiniz ne varsa söyleyin. Ondan sonra oturun çünkü bazı MUN'lerde, bu hepsinde yoktur tabii ama en iyi delege ya da en çok öne çıkan delegeler falan öyle şeyler seçilebiliyor ve siz de temsilci olarak bence bunu yapabilirsiniz. Bunlarda şu olay da geçerli. Size böyle birkaç kağıt verecekler. Ben bunları saklamışım eğer de video çekersem diye. Kimden kime kısmı var? Ben Morokko olarak Vietnam'a bir not yazmışım. Could you yield the floor to me after you finish your speech? Konuşmam bitince, yield the floor, bu arada çok duyacağınız bir phrase, onu da söylemiş olayım. Yield the floor da işte konuşmanızı bitiriniz, we yield the floor diyorsunuz. Başka biri gelip konuşabilir anlamında. Ben de demişim ki, söyleyeceğim bir şey varmış herhalde. Demişim ki, Vietnam, sen lütfen konuşmanı yaptıktan sonra we yield the floor to Morocco de ki, ondan sonra ben çıkayım söyleyeceklerimi söyleyeyim. Anlatmak istediğim şeyler bunlardı izlediğiniz için. Teşekkürler, çok öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer daha fazla aklınızda soru kaldıysa yorumlara yazın. Olabildiğince fazla şeyi cevaplamaya çalışırım. Öptüm. Görüşürüz. Bu arada ekranda bir yerde hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm bir video olacak şu anda. O videoyu izleyebilirsiniz. İngilizce videolarım zaten var. Onları da izleyebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Abone de olabilirsiniz. Abone olmanız çok tatlı olur. Görüşürüz diyorum o zaman.
Bye bye.